Merhaba. Seninle tanışmak istiyorum. Ben Lili. Senin adın ne? Aa, harika bir ismin var. Benim ismimi annem koymuş, biliyor musun? Ben ismimi çok seviyorum ya, sen? Kendi ismini seviyor musun? Ha, çok sevindim. Burası benim oyun köyüm. Aliko. Burası zaten Lili değil, Lili. Bütün çocukların oyun köyü. Ha, doğru. Hepimizin. Sen de kendini tanıtsan Aliko. Tamam. Merhaba. Benim adım Aliko. Ben oyun oynamaya bayılıyorum. Ya sen? Evet, sen oyun oynamayı sever misin? Ha, harika. O zaman oyun köyümüze hoş geldiniz. Ben de merak ettim. Hadi kulübümüzü çağıralım. Hadi kulübümüzü buraya çağıralım. Oyunumuzun ne olduğunu soralım. Eğer yine oyunu bize söylemezse, ona sarılıp bir güzel gıdıklayalım. Hadi. Kulübümüz uyan. Kulübümüz uyan. Ha, biri beni mi çağırdı? Merhaba Kulabuz. Merhaba. Aa, merhaba çocuklar. Hadi Kulabuz, biz oyun oynamak istiyoruz. Evet, hadi. Bugün ne oynayacağız? Bakalım ne oynayacaksınız? Aynısını bul. Aynısını bul oyununu. Nasıl oynayacağız Kulabuz? Anlatır mısın? Evet, nasıl oynayacağız? Önce size bir nesne vereceğim. Öncelikle bunun ne olduğunu bulmanızı istiyorum. Tamam. Bu nedir çocuklar? Sizce bu nedir arkadaşlar? Siz bunun ne olduğunu anladınız mı? Çok zormuş Kulabuz. Ne olabilir ki? Tahminlerinizi söyleyin. Bu bir meyve suyu şişesi olabilir. Bence de bu bir lamba olabilir. Aa, harika gidiyorsunuz. Çok güzel tahminler bunlar. Hadi arkadaşlar, siz de bunun ne olduğu konusunda fikir yürütün. Fikir yürütmek mi? Fikirleri nasıl yürütebiliriz ki? Fikir yürütmek demek, demin sizin yaptığınız gibi tahmin edin demek. Yani düşünün ve düşündüğünüz şeyi söyleyin demek istedim. Düşünüp düşündüğümüz şeyi söylediğimizde fikir mi yürütmüş oluruz? Aynen öyle. Hadi o zaman Liko, biraz daha fikir yürütelim. Hadi yürütelim o zaman. Bence bu bir şapka. Evet ya, bu bir aşçı şapkası. Bildin mi Kulabuz? Çok güzel bir fikir yürütmeydi ama bilemedin Lili. Hadi düşünmeye devam. O zaman bu bir saksı. İçine toprak konup çiçek dikilen bir saksı. Harikasın Liko. Çok yaklaştın. Gerçekten mi? Demek yaklaştım. Evet, kesinlikle çok yaklaştın. Bir ipucu vereyim mi? İpucu mu? İpin ucunu ne yapacağız Kulabuz? İpucu derken, yani ne olduğunu bulabilmenizi sağlayacak bir bilgi vereyim mi demek istedim çocuklar? Yoksa öyle elle tutacağınız bir ipucu değil. Tamam. Hadi ver o zaman. Evet, Liko'nun dediği gibi bu içine çiçek konan bir nesne. Ama toprak koymadan. Galiba bulmak üzereyiz. Siz buldunuz mu arkadaşlar bunun ne olduğunu? Kulubuz'un dediğine göre içine toprak olmadan çiçek konan bir şeymiş. Siz içine çiçek konan böyle bir nesnenin ne olduğunu buldunuz mu? Valla! Evet, doğru ya. Harikasınız. Siz bildiniz. Harikasınız. Bu bir vazo. Evet arkadaşlar, bu bir vazo. Buldunuz.
beraber bulduk dansımızı yapıyoruz. 3, 2, 1. Bulduk dansı başlıyor. Bulduk bulduk, hoş bulduk. Anlat Kulabus. Evet anlat anlat. Ne yapacağız? Önce oyun labirentinde bu vazonun aynısını bulacaksınız. Böylece ikinizin elinde de aynı vazodan olacak. Labirentte ilerlerken çiçek bahçesine gireceksiniz. Bu bahçede elinizdeki vazolar renk değiştirecek. Renk mi değiştirecek? Harika. Evet renk değiştirecek. Vazonun rengindeki çiçekleri bulup vazoya koymanız gerekecek. Ve tüm bunları... Bu yukarıdaki kum saati bitmeden gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kum saati. İkiniz de vazonuza üçer doğru renkteki çiçeği koyduğunuzda oyun tamamlanmış olacak. Evet evet, evet harika. Evet, harika. Hadi o zaman oyun labirenti sizi bekliyor. Oyun labirentine bizimle girmeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Hadi o zaman gidelim. 3, 2, 1 ve kum saati dönüyor. Benim vazom abi. O zaman ne çiçek bulmam gerekiyor arkadaşlar? Mavi! Evet doğru. Mavi bir çiçek bulmalıyım. Mavi bir çiçek görüyor musunuz? Görüyorum. Hani nerede? Benim vazomda kırmızı kırmızı çiçek görüyor musunuz? Evet orada. İşte orada. Benim vazom sana sarı. Sana sarı bir çiçek bulmalıyım. Sarı bir çiçek görüyor musunuz? Evet. Evet gördüm orada. Teşekkür ederim. Benim vazomda yeşil oldu. Yeşil bir çiçek bulmalıyım. Yeşil çiçek görüyor musunuz? Evet. İşte buldum onu. Teşekkürler. Bir, iki. İki tane çiçeğim var. Kulabuz üç çiçek gerekiyor demişti. Şimdi bir tane de... Ne oldu Liko? Acı kumumuz azalıyor. Ben bu rengin adını unuttum Leli. Ben de hatırlayamadım arkadaşlar. Siz bu rengin adını hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyor musunuz? Ayağa kalkıp yüksek sesle söyler misiniz? Turuncu! Tabii ya doğru. Turuncu bu. Evet turuncu. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Peki turuncu bir çiçek görüyor musunuz? Bak işte orada. Evet işte turuncu bir çiçek. İşte çiçeklerim tamamlandı. Ve benim son çiçeğim de pembe. Pembe çiçek görüyor musunuz? Evet. Evet buldum. İşte orada, orada. İşte başardık. Benim de çiçeklerim tamamlandı. Başardık, yaşasın. Kum saati doğmadan başardık. Harikasınız çocuklar. Harika iş başardınız. Evet, sizlerle birlikte başardık arkadaşlar. İyi ki vardınız. Hadi o zaman kutlama dansımızı yapalım. Hadi siz ayağa kalkın. Hadi bu bizim başarımız. Beraber kutlamalıyız. Kutlama dansı başlasın. Salla, 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 salla çalkala. Salla, 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 salla.
sesini göremiyorum. Sen de duyuyor musun çocuğum? Evet canım, duyuyorum. Ses bulutların oradan geliyor. Bu bir uçak olabilir mi? Hayır tatlım, bu bir uçak değil ama ona benzeyen bir şeyin sesi. Aa, ses uzaklaştı. Bu neydi çocuğum? Çok merak ettim. Sen biliyorsan söylesene, neydi? Bu da gökyüzünde uçabilen bir araç pisi. Ne ki bilemedim. Ben uçak dışında havada uçan bir araç bilmiyorum. Bil bakalım bu nedir pisi? Daha önce hiç görmedim çocuğum. Nedir bu? Bu bir helikopter pisi. Helikopter mi? Demin duyduğumuz sesi o mu çıkarıyor? Evet canım. Helikopter, bu bir helikopter. Evet, bir helikopter. Helikopter ne işe yarar çocuğum? Helikopter hem ileri doğru uçabilen hem de böyle yukarı doğru yükselip alçalabilen bir uçuş aracıdır. Harika. Peki nasıl uçuyor? Bak Pisi, bu helikopterin tepesindeki büyük pervaneyi görüyor musun? Oo, evet. İşte ona rotor denir. Helikopter onun sayesinde havalanır ve uçar. Aa, çok ilginç. Peki helikopter de uçak gibi hızlı mıdır? Hayır, gidilebilir mi çocuğum? Helikopter uçak kadar hızlı değildir pisicim. Bu yüzden çok uzun değil de daha kısa mesafeli uçuşlarda kullanılır. Aa, anladım. Daha yakına daha çabuk gitmemizi sağlar. Öyle değil mi? Evet pisi. Aynen öyle. Aferin sana. Harika. Bu bir helikopter. Hayatıma hoş geldin helikopter. Merakla bekliyorum pisicim. İşte yakın bir yere daha çabuk gitmemizi sağlıyor. Uçağım, eğlenceli bir araç. Helikopter. Benim helikopterim. Helikopterin harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favoriye geliyor. Olanın sesi. Merhaba Pan. Yine nedir bu telaşın? Evet Pan, ne oldu? Amanın dediğine göre önemli bir şey oldu. Seni çok hastalandı. Çok üşütmüş. Kendini hiç iyi hissetmiyor. Onu uzaktaki doktora götürmem gerek. Ama nasıl götüreceğimi hiç bilmiyorum. Doktora şey uzakta. Neyle gidebiliriz bilemedim. Ha, buldum. Canım kardeşim, sen olmasan ben ne yaparım? Ne buldun? Beni hemencik doktora götürmenin yanına buldum. Amanın. Gerçekten mi? Nasıl olacak bu dediğin? Tabii ki de bir helikopterdi. Helikopter mi? O nedir? Bak şimdi, bu bir helikopter. Böyle kocaman pervanesi var. Pervanenin adı rotor. Bu sayede helikopter havalanıp uçabiliyor. Ve yakın mesafeye uçarak çabucak gidebiliyor. Nasıl? Bu harika! Helikopter! Evet, bu bir helikopter. Sorun çıkar hayatta, çözüm bulmak gerekir inatla. Sakın çözüm yok diye ağlama, çözüm aslında çok yakınlarda. Doğru bakarsan düşünürsün, düşünürsen bulursun, bulursan da çizersin. Çünkü asıl çözüm sensin. Ne diyoruz o zaman? Hadi.
Hadi yola çıkalım. Pine yetiş, bunu doktora götürelim. Hadi helikopter, bizi pine getir. Harika, yaşasın helikopter. Ne oldu sesi? Eyvah. Kara karga geliyor. Eyvah. Şimdi kara karga gelip bize engel olacak. Bak. Vay. Şunlara bak. Hiç kimse benden daha hızlı uçamaz bir kere. Kalk. Kalk. Karga. Uç git yoluna. Hanım kardeşi has. Ah. Bugün bari ıslıdır. Yoksa güzeliz, hiç konuşmayız. Aman be, siz de. İyi işte, gittim o zaman ben de. Kovalamış başardık. Başardık. Hadi artık gidip günü alalım. Canım kardeşim, biz ile şimdi seni hemen doktora götüreceğiz. Gerçekten mi? Evet Pin, 5 dakika sonra doktordayız. Doktor seni hemen iyileştirecek. İyi ama doktor çok uzakta. 5 dakikada oraya nasıl gideceğiz? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hemen gitmemiz lazım. Helikopter. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Vince mi? Helikoptere mi? Traktöre mi? Evet doğru, helikoptere. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize bir helikopter çizin.